Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız, siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah, münafıkları da, kafirleri de, cehennemde bir araya getirecektir. De ki, ben Rabbimden gelen, apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise, onu yalan saydınız. Gelmesi için acele ettiğiniz azap da, benim elimde değildir.'' azabı çabuklaştırmak veya ertelemek hakkındaki hüküm ancak Allah'ındır. O doğru haber verir. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısıdır. De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma. Rabbin meleklere vahyediyordu ki: Muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına. Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye, bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani bir zamanda onlar, Ya Rabbi, eğer bu Kur'an, senin tarafından gelmiş, hak bir kitap ise, hemen üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acı bir azap ver, demişlerdi. Kafirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah, murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip, hepsini bir araya yığsın. Ve topun birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Melekler, o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydim. Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce, anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. İman edip Allah yolunda hicret edenler, manlarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe, sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, şartları hiçbir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler, bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar, antlaşma şartlarına riayet edin. Allah, kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever. Eğer müşriklerden biri, senden sığınma hakkı isteyip, yanına gelmek isterse, sen ona güvence ver. Ta ki, Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse, onu, kendisini güvenlikte hissedeceği yere vatanına ulaştır. Öyle bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur. O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup onlar size karşı dürüst davrandıkça, siz de onlara dürüst davranın. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların, gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki, hiç değilse bu durumda, inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler. Müşrikler, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar, ateşte daimi kalacaklardır. Ey şanlı peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. De ki, ben kendi kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zararı savma ne de bir fayda sağlama imkanına sahip değilim. Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince, onun ne bir saat ileri, ne de bir saat geri alabilirler. De ki, ne dersiniz? Şayet onun azabı size, ha yatarken gelmiş, ha gündüzün. Mücrimlerin, bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki? İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok, çok geç. geç. Alın Ondan da görün, bir çarçabuk bir gelmesini bir istediğiniz şeyi. Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım, siz bir dünya bir hayatında bir neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir. Söyle okullarıma. Hep, hep, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, ona hamd et. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona ibadet et ki Allah rızasına eresin. O halde sen asla kâfirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. Eğer onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim. O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever. Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası.